Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yerli aşı çalışmalarının mutfağındaydı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni ziyaret eden bakanlar yerli aşı adayıyla ilgili son bilgileri aldı. Sadece savunma sanayinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda tabii ki tıpta da milli ve yerlilik üzerine durmamız lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Savunma Bakanı Erciyes Üniversitesi'ne çıkarma yaptı. Bakanlar faz 3 aşamasına geçen yerli aşı çalışmalarını yerinde inceledi. Faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayımızı biz elde etmiş olacağız. İki bakan aşıyla ilgili son bilgileri aldı. Şu anda burada COVID-19'a karşı inaktif bir aşı adayının faz 2 çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Aslında ikinci doz aşılamalar da yapıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, yerli aşıya dost ülkelerden gelen desteği de vurguladı. Dost ve kardeş ülkelerden de buradaki çalışmalara katılan doktorlarımızın olduğunu görmek de, sağlık personeli olduğunu görmek de bizim için ayrıca bir memnuniyet verici. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da aşı olun çağrısı yaptı. Bu salgınla mücadele etmenin en önemli yolu biliyorsunuz aşılama yapmak. Biz buradan da çağrımızı yapmak istiyoruz. Lütfen vatandaşlarımız vakti geldiğinde aşıya erişim sağladıklarında aşısını olsunlar.